Merhabalar, Doktorlar Konuşuyor İşte Gündem programı tüm hızıyla devam ediyor. Yine İstanbul'dayız, İstanbul Beylikdüzü'nde. Alanında gerçekten başarılı bir hekimimizin yine ziyarete geldik. Ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Operatör Doktor Sinan Üstündağ hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ortopedi ve travmatoloji alanında uzman olarak görev yapıyorum. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra hemen akabinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden ortopedi ihtisasını programına devam ettim. 2011 yılından beri uzman doktor olarak görev yapmaktayım. Uzun bir yıllardır da Beylikdüzü'nde hizmet vermekteyim. Evet. Hocam biliyorsunuz Türkiye geneli şu an çok fazla ziyadesiyle karşılaştığımız rahatsızlıklardan bir tanesi menisküs yırtığı. Evet. Menisküs yırtığı neden oluşur ve tedavi süreci nasıl ilerler? Evet, gerçekten günlük poliklinikte de çok sık gördüğümüz bir problem. Menisküs yırtıklarını aslında iki başlık altında değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi daha çok genç hastalarda gördüğümüz spor, travma, dize gelen ani yükler sonrasında oluşan yırtıklar şeklinde kendini gösteriyor. Bir diğer grupsa daha çok yaşla beraber dizin aslında uzun süre kullanılmasına bağlı yıpranma yırtıkları diye adlandırdığımız yırtıklar olarak karşımıza çıkıyor. Ama sıklıkla tedavi anlamında daha çok haşır neşir olduğumuz grup genç hastalarda gördüğümüz menisküs yırtıkları. Bunların da en sık sebebi genellikle spor travmaları ama bazen ani bir işte hareket, yerden ani bir kalkma hareketi, istemsiz olarak dizin dönmesi menisküs yırtıklarının en sık sebepleri. Evet. Peki Sinan Hocam, kalça protezi hangi durumlarda gerekir ve hangi durumlarda ameliyat gerektirir? Şimdi kalça protezi dediğimiz ameliyat aslında kalça cerrahisinde birçok şeyin denenip ancak başarılı olamadığı durumlarda yaptığımız bir cerrahi işlem. Sıklıkla kalça kireçlenmesi ki en sık gördüğümüz sebep budur. Ama bunun dışında geçirilmiş kalça iltihabı, geçirilmiş kalça ya da leğen kemiği kırıkları sonrasında gelişen kireçlenme durumları aslında kalça protezi için sıklıkla başvurduğumuz durumlar. Bunun haricinde aslında doğuşta gelen kalça çıkığının da tedavisinde kalça protezi artık sıklıkla kullanılan bir yöntem. Ama bu yöntemi denemeden önce hastanın birçok şeyi denemiş fakat bu yöntemlerle başarılı olmamış, başarı elde edememiş olması gerekiyor. Bu yöntemler nedir diye soracak olursak, işte aktivite modifikasyonu dediğimiz hani kişinin günlük hayatında kalçasındaki probleme uygun yaşama düzeni, fizik tedavi, bir takım enjeksiyonlar, kilo verme gibi konservatif tedavilerin başarılı olma durumlarda kalça protezi gerçekten yüz güldürücü sonuçlar olan bir cerrahi işlem. Evet. Peki Sinan Hocam, ön çapraz bağ yaralanmaları ve tedavi süreci hakkında da biraz bilgi aktarımı yapabilir misiniz? Tabii ki. Ön çapraz bağ aslında sıklıkla bizim spor travmasıyla karşımıza çıkan bir süreç. Genellikle dizin sabit kalması ve gövdenin onun üzerinde dönmesiyle birlikte sıklıkla pivot hareketi dediğimiz futbol, voleybol, basketbol gibi sporlarda daha sıklıkla gördüğümüz bir yaralanma tipi. Yaralanmanın hemen akabinde hastalar genellikle dizlerine şişlik ve ağrıyla hekime başvuruyorlar. En kesin tanıyı koymak tabii ki fizik muayene ve hastanın hikayesi çok önemli. Ancak MR'la %90'lara varan oranda tanısını koyabiliyoruz. Burada tabii hastanın tedavisinde genellikle cerrahi özellikle genç yaş hastalarda tercih ediliyor. Bunun sebebi dizde devam edebilecek gevşeklik, instabilite problemini ortadan kaldırmak. Çünkü gevşek bir dizde daha ilerleyen dönemlerde menisküs ve kıkırdak hasarları görmek çok olası. Dolayısıyla ön çapraz bağ yaralanmaları ya da şüphesi olduğunda mutlaka bir uzman hekimle görüşüp süreci doğru yönetmek çok çok önemli. Evet. Son hocam, Sinan hocam bizlere çok güzel ve değerli vaktinizi ayırdınız. Çok güzel bilgilere değindiniz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Evet, İstanbul'daydık. İstanbul Beylikdüzü'nde çok değerli ve kıymetli bir hocamızı yine ziyarete geldik. Ortopedi ve travmatoloji alanında Operatör Doktor Sinan Üstündağ hocamızla birlikteydik. Şimdi sözümüzü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.